أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli arkadaşlar, bugün de inşallah mübteda haber konusunu anlatmaya devam edeceğiz. Ve rafa'u mübtedaen bil ibtida. Şimdi mübteda haber zaten merfu'durlar. Bunları raf'a yapan şey nedir? Onlardan bahsedecek. Diyor ki mübtedayı iptida ile merfu yapmışlar. Ve rafa'u mübtedaen bil ibtida. Ve huve iptida nedir peki? Kevnuhu mu'arran minel avamili lafziyeti. İsmin avamili lafzilerden soyunmasıdır. Yani onda avamili lafzilerin olmamasıdır. Mücerred oluşudur. Ve kîle câlul ismi evvelen liyukbara anhu. Bazıları da demiş iptida nedir? Kendisinden haber verilsin diye ismi evvel yapmaktır. Yani başta getirmektir. Kezâke raf'u haberin bil mübteda. Haber, haberin de raf'asi neyledir? Mübteda iledir. Yani mübtedanın raf'asi iptida iledir. Haberin raf'asi ise mübteda iledir. Vahdehu sadece mübteda iledir. Ve huve sahihu lezî nasa aleyhi sibavihi. Sibavihinin ifade ettiği ve sahih olan görüş budur. Li'ennehu talibun lehu. Çünkü mübteda haberi istiyor. İstediği için onda amel ediyor. Ve kîle bil iptidai. Bazılar demiş, mübtedada iptida amel ettiği gibi haberde de iptida amel ediyor. Li'ennehu iktedahuma. Çünkü iptida her ikisini istemiştir. Mübteda ve haberi istemiştir. Fe amile fihima ve her ikisine de amel etmiştir. Ve rudde. Ancak bu son görüş, yani iptidanın her ikisinde amel etme görüşü reddedilmiş. Nasıl? Şöyle. Bi enne akvel avamili ve huvel fi'lu. En güçlü amil ki fiildir. La ya'melu raf'ayni. İki tane raf'a ameli yapmıyor. Yani bir tane faali merfu yapıyor. Bir raf'a ameli yapıyor. Fama leyse akva. Kuvvetli, daha kuvvetli olmayan ki mübtedadır. Yani fiilden daha kuvvetli olmayan evla. Daha evladır ki iki raf'a yapmasın. Yani iki raf'ayı, iki raf'ada amel etmemede daha evladır. Yani şöyle mübteda ile fiili kıyasladığımız zaman fiil amiliyette, amil oluşunda daha kuvvetlidir. İki raf'a yapmıyorsa mübteda bi tariqil evla, yani öncelikli olarak iki raf'a yapmaması lazım. Ve kîle bil iptidai vel mübtedai. Bazılar demiş hem mübtedayla hem iptidayla haber merfu oluyor. İki şeyle merfu oluyor. Ve kâlel kufiyûn terâfe'a. Kufiler demişler ki birbirini merfu yapıyorlar. Yani ey kullu vâhidin minhuma rafa'al âhere. Mübteda haberden her birisinin diğerini merfu yapmıştır. Yani mübteda haberi merfu yapmıştır. Haber mübtedayı merfu yapmıştır. Peki böyle bir şey olabilir mi? Diyor ve lehu nazairu fil arabiyeti. Yani Arapçada, Arapça dil kurallarında böyle şeyler vardır. Mesela şart konusunda eyyen ma ted'u felehul esma'ul husna. Mesela eyyen hem ted'unun yani fi'lu şartının mef'uludur. Değil mi? Bu açıdan ma'mul olmuş oluyor. Hem de fi'lu şartında amel ediyor. Çünkü edat-i şarttır. Yani edat şart olması hasebiyle amildir. Ama ted'unun yani kendi fi'lu şartının mef'ulu olması açısından da ma'muldur. Hem amildir hem ma'muldur. Mübteda da haberde amel edince amil oluyor. Haber onda amel edince ma'mul oluyor. Böyle bir şey olabilir yani. Evet, şimdi haberin tanımını yapacak. Vel haberu huvel cüz'ul mutimmul faide. Haber faydayı tamamlayan cüzdür. Yani cümlede, cümle-i ismiyede faydayı tamamlayan cüz'e haber diyoruz. Tabi bu haber faydayı tamamlıyor. Ma'a mübtede'in gayril vasfi. Vasıf olmayan mübteda ile beraber. Yani normal isim olan mübteda ile beraber faydayı tamamlayandır. Gayril vasfi dedi çünkü vasıftan sonra gelen isim o aslında haber değildir. O faildir. Sadece sedde meseddel haberidir. Yani terkip olarak faaldır. Sadece haber vazifesini de görüyor. Onun için diyor gayril vasfi. Peki ne gibi? Allahu berrun vel eyadi şahide. Allah ey muhsinun li ibadihi. Kullarına iyilik yapandır.
Vel eyadi ey ni'amu, Allah'ın nimetleri de şahidetun lehu, buna şahittir. Bakın Allah'u mübtedadır, berrun onun haberidir. Yine vel eyadi şahide, eyadi kendi arasında da düşünürsek mübtedadır, şahidetun onun haberidir. Yani burada haber mana bakımından ne yapıyor? Mübteda ile beraber cümleyi tamamlıyor. Ve müfreden ye'til haberu ve ye'ti cümleten. Şimdi haber müfret de olabilir. Mesela haza Zeydun dediğimiz zaman Zeydun müfrettir. Ya da Zeydun kâme ebuhu desek bu durumda haber cümle olmuş olur. Yani haber müfret de olabilir, cümle de olabilir. Ve müfretten ye'til haberu, haber müfret gelir. Vel muradu bihi, müfretten kasıt, ma lil avamili tasallutun ala lafzihi. Avamiller onun lafzına musallat olabilir. Yani onda amel edebilir. Ne demek? Yani cümle olmayan. Biliyorsunuz müfret değişik yerlerde, değişik manalarda kullanılıyor. Bazen müfrettir yani tesniye cema değildir. Bazen müfrettir yani murakkep değildir. Bazen müfrettir yani cümle değildir. İşte burada da müfrettir yani cümle değildir ki herhangi bir amil ona musallat olamaz, onda amel edemez. فَيَشْمُلُ مَا لَا مَعْمُولَ لَهُ. Dolayısıyla bu müfret kendisine hiç mamul olmayan haberi içerir. Mesela haza Zeydun. Zeydun müfrettir. Ondan sonra وَمَا عَمِلَ الْجَرَّ. O müfret ki cer amelini yapmış. Yani idafe edilmiş. نَهُ كَزَيْدٌ غُلَامُ عَمْرٍ. Bak غُلَامُ عَمْرٍ haber olmuştur. Bu da müfrettir yani. اَوِ الرَّفْعَ. Ya da رَفْعَ amelini yapmış. زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوهُ. اَبُوهُ قَائِمٌ فَعَلِدِرْ. قَائِمٌ onu merfu yapmıştır. Ama burada yine müfrettir. اَوِ النَّسْبَ. هَذَا دَارِبٌ اَبُوهُ عَمْرًا. Bakın daribun haber olmuş. Burada rafa yaptığı gibi nesbayı da yapmış. Bu hepsi ne sayılıyor? Müfret sayılıyor. Yani buradaki haberlerin hepsi müfrettir. رَوَابِتُ جُمْلَةِ الْخَبَرِ. Haber cümlesini bağlayan. Şimdi dedik ya haber cümle de gelebiliyor. İşte haber cümle olduğu zaman onu mübtedaya bağlayacak bir rabit lazımdır. O rabitler nelerdir onları anlatacak. وَيَتِ جُمْلَةً. Haber cümle olarak gelir. Bi şartı en tekune haviyeten. Bu şartla o cümle içerecek, havi olacak. Yani böyle kapsayacak. Manel mübtedai ellezi. Mübtedanın manasını içerecek. Ellezi o mübteda ki siqet lehu, bu cümle ona sevk edilmiş. Onun için getirilmiş. Ey ismen bi manahu. Bu haber olan cümle o mübteda manasındaki bir ismi içerecek. Yarbutuha bu cümleyi bağlayacak. Bihi o mübtedaya. Peki niye böyle bir şey ihtiyaç var? Yani niye haber cümle olduğu zaman onun mübtedaya bağlayacak bir rabite ihtiyaç var? Li istiklalil cümleti. Şimdi cümle kendi başına normalde müstakildir. Bağımsızdır. Mübteda ile alakası olmayabilir. Eğer rabit olmazsa. Rabit olmasa biz o cümleyi mübtedaya bağlı olduğunu, haber olduğunu nasıl anlayacağız? Zaten kendi manasını müstakilen ifade ediyor. İşte mübtedaya bağlı olunduğu bilsin diye, bilinsin diye bir rabite ihtiyaç var. Peki o rabit nedir? Ve huve imma damirun mevcudun. Mevcud olan bir damirdir. Zeydun kame ebuhu. Bakın kame ebuhu cümlesi Zeyd'e haber oluyor. Mezkur olan uhu damiri rabit sayılıyor. Ev mukadderun. Ya da damir mukadderdir. Ke el burru kafizun bidirhemin. Ey minhu. Yani el burru kafizun minhu bidirhemin. Kafizun minhu bi dirhemin, burrunun haberidir. İşte damir de o mukadder olan minhudur. O hudur yani. Au ismun ushire bihi ileyhi. Ya da bir isimdir ki onunla mübtede işaret ediliyor. Yani ismu işaret rabit olarak gelebilir. Nahu ve libasu takva zalike khayr. Libasu takva libas mübtedadır. Zalike khayr onun haberidir. İşte zalike burada rabittir. Libasa dönüyor. Ona işaret ediyor daha doğrusu. وَيُغْنِ عَنِ الرَّابِتَةِ. Rabitten ihtiyaç bırakmaz, ondan zengin bırakır. تَكْرَارُ الْمُبْتَدَئِ بِلَفْزِهِ. Mübtedanın kendi lafzıyla tekrarlanması rabite ihtiyaç duymaz. Diğer bir ifadeyle mübtedanın tekrarı rabit sayılır. كَالْحَاقَةُ مَالْحَاقَةُ. Bakın الْحَاقَةُ birinci mübtedadır. مَالْحَاقَةُ ma ikinci mübteda. الْحَاقَةُ ma'nın haberi. Bu مَالْحَاقَةُ cümlesi الْحَاقَةَ haber oluyor. Şimdi burada bir rabit yok. Çünkü mübteda tekrarlanmış. Mübteda lafzıyla tekrarlandığı zaman artık rabite ihtiyaç kalmıyor. Ev umumun fil haberi yedhulul mübtedeu tahtahu.
Ya da haberde bir umumilik var, bir genellilik var mana açısından ve bu mübteda onun altına giriyor. Bu durumda da rabite ihtiyaç yoktur. Nahu innellezine amenu ve amilus salihati, şüphesiz iman edip salih amel işleyenler, inna la nudi'u ecre men ahsana amela, biz güzel amel işleyenin mükafatını zayi etmeyiz. Şimdi burada tabi mübteda haber derken innenin ismi ve haberi olarak düşüneceğiz. Çünkü innenin ismi aslında mübtedadır. Haberi de aslında mübtedanın haberidir. Dolayısıyla ellezine amenu ve amilus salihat cümlesi innenin ismidir. Yani mübtedadır. İnne la nudiyu ecre men ahsana amele cümlesi ise, yani bu cümle ise innenin neyidir? Haberidir. Şimdi bakın, bu haberde bir umumluk var. Nedir? Men ahsana ameladır. Haberde bir umumluk var. Kim iyilik yaparsa. Bunun altına mübteda da giriyor. Çünkü iman edip salih amel işleyenler de iyilik yapmış oluyor. Dolayısıyla burada artık haberden mübtedaya dönecek bir aide ihtiyaç yoktur. Ve in tekunil cümletu iyyahu ma'nen, eğer cümle ma'nen mübtedanın kendisi olursa, yani mübtedadan ibaret olursa, İktefel mübtede'u biha, mübtede artık onunla yetinir. Yani ayrıca rabıta ihtiyaç yoktur. Kenutki ey mentuki, Allahu hasbi ve kafa. Sen diyorsun ki nutki, benim konuşmam, Allahu hasbidir. Yani Allah bana yeter demendir. Ve kefa. Yani kefa da hasbi anlamındadır. Benim konuşmam Allah bana yeterdir demendir. Şimdi nutki mübtede, Allahu hasbi cümlesi onun haberidir. Şimdi nutk nereden ibarettir bu cümlede? Allahu hasbidir. Allahu hasbi nedir? Nutkidir. Yani burada nutki Allahu hasbiden ibarettir. Dolayısıyla burada haberden mübtedaya dönecek bir ayete ihtiyaç yoktur. Vel haberul müfredül camidu. Şimdi dedik ya, haber müfred de gelebilir. İşte camid ve müfred olan haber. Vel muradu bihi. Evet. Camitten kasıt kema kale fi şerhil kafiyeti. Şerhil kafiyede de denildiği gibi ma leyse sıfeten yetadammenu ma'na fi'lin ve hurufihi. Yetadammenu ma'na fi'lin ve hurufehu. Fiilin manasını ve harflerini içeren bir sıfat olmayacak. Şimdi bu huruf manaya atıftır. Onun için mensup okuyoruz. Evet. Demek ki müfretten kasıt fiilin manasını ve harflerini içeren bir sıfat olmayacak. Bu müfred olan, camid olan haber farigun. Ey hali mined damiri indel basriyin. Basrilere göre damirden halidir. Mesela haza Zeydun desek, Zeydun hazanın haberidir. İçinde herhangi bir damir yoktur. Demek ki yani rabit ya da damir bu cümlede lazımdır. Ya da sıfatta lazımdır. Ama böyle normal bir müfred olan camid haberlerde damire, rabite ihtiyaç yoktur yani. لأن تحمل الضمير، çünkü damiri taşıyabilmek fer'un an kevnil mutahammili, o taşıyanın taşıyanın olması lazım. Salihen kabiliyeti olması lazım. Liraf'i zahirin alel faaliyeti, zahir ismi faaliyet üzerine merfu yapmaya salih olması lazım. Yani ne demek istiyor? Şimdi şöyle açalım. Diyor ki bir kelimenin damiri merfu yapabilmesi fer'adır. Yani bağlıdır. Neye bağlıdır? Bir kere o ismin, evet, o haberin zahir ismi faaliyet üzerine merfu yapabilmesi lazım. Eğer zahir isminde amel edebiliyorsa damirde amel edebilecek. Yani bir kelime zahir isimde amel edemiyorsa o damirde amel edemez. Şimdi haza Zeydun diyoruz. Zeyd zahir bir ismi merfu yapabilir mi? Faaliyet üzerine yapamaz. O zaman ne yapamaz? Damirde de amel edemez. O zaman لِأَنَّ تَحَمُّلَ الضَّمِيرِ, damiri taşımak, içermek, içinde damir barındırmak fer'un, fer'idir, bağlıdır. Neye bağlıdır? Şuna bağlıdır. اَنْ كَوْنِ الْمُتَحَمِّلِ صَالِحًا. Bir kere damir taşıyanın salih olması lazım. Kabiliyeti olması lazım. لِرَفْعِ زَاهِرٍ عَلَى الْفَاعِلِيَةِ, zahir bir ismi faaliyet üzerine merfu yapmaya salih olması lazım. وَذَٰلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى الْفِعْلِ اَوْ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ. Bu da yani faaliyet üzerine bir ismi zahiri merfu yapmak da fiil veyahut fiilin manasındaki bir şeye sınırlıdır. Ancak onlarda geçerlidir yani. Dolayısıyla camit isimlerde damir olmaz.
وذهب الكوفيون إلى أنه يتحمله. كوفيلر ديور كيوك جامد اسملر ده ضمير تشير. وإن يشتق الخبر المفرد، خبر مفرد مشتق لرسا، أو يؤول بمشتق هذا مشتق لتاويل لرسا، كهذا أسد أي شجاع. عشان أسد أصلا دمك normalde camit bir isimdir ama şucaa diye tevil ediliyor. Şucaa da sıfatul müşebbehedir. Mesela birisine diyorsun bu aslandır. Yani aslında cesaretlidir kastediyorsun. Şucaa kelimesi aynı zamanda sıfatul müşebbehedir. Yani burada Esed şucaa ile tevil olmuş oldu. Bu durumda fehuve zu damirin müstekinin ey müstetirin fihi. Orada artık bir damir müstetirdir. Evet, şimdi biz dedik ki haber, bu haberi camit eğer müştakla tevil edilirse damir taşıyor. Haza izâ lem yerfa' zahiren. Eğer haberimiz zahir bir ismini yapmamışsa, merfu yapmamışsa. Fe in rafa'ahu, eğer haberimiz zahir bir ismi merfu yapmışsa, lem yetehammel, artık damir içermez. Mesela Zeydun daribun ebuhu desek, zaten daribun ebuhi merfu yapmıştır. Artık içinde ayrıca huve yoktur yani. Bir de ve in cara ala men huve lehu, sıfat-ı cariyetun ala men huve lehu, yani normal sıfat olursa o durumda taşır. Ve illa eğer sıfatun cariyetun ala men huve lehu olmasa felehu hukmun, onun ayrıca bir hükmü var ki zekerehu bi kavlihi, onu müsannaf şimdi zikredecek. Yani şunu söyleyecek, sıfatun cariyetun ala gayri men hiye lehu olduğu zaman artık bu sıfatın, yani bu haber olan sıfatın damiri bariz gelir. Şimdi bunu göstereceğiz. Ve ebrizenhu ey damire vücuben, o durumda damiri vücubi olarak bariz yap mutlakan. Ne demek mutlakan? Sevaun emine minel lepsi emlem ye'men ya da emlem yu'men, ister karışıklık olsun ister olmasın. Haysu tela ey vaka zalikel vasfı, bu nerede oluyor peki? Eğer bu vasıf vakı olursa ba'dema ey mübtedein, bu vasıf bir mübtedadan sonra geliyor. Leyse manahu ey mana zalikel vasfı, bu vasıf bir mübtedadan sonra geliyor. Ancak bu vasfın manası değildir. Lehu ey lil mübtedei, mübteda için değildir. Muhasselen, yani onun için meydana gelmiş değildir. Bel kana muhasselen li gayrihi, başkasına muhassal oluyor. Ey kana vasfen cariyen ala ey kana vasfen cariyen ala gayri men huve lehu. Yani bu konuyu biliyorsun. Sıfatun cariyetun ala gayri men hiye lehu. Tuhfede de bu konuya naati sebebi deniliyor. Naati hakiki ve naati sebebi konusunu hatırlarsınız. Ne gibi? Zeydun amrun daribuhu huve. Bakın artık daribin içinde damir müstetir değildir. Huve'yi, bu sondaki huve'yi mezkur getirmişiz. Şimdi Zeydun mübtedadır. Birinci mübtedadır. Amrun ikinci mübtedadır. Bu daribun amrun haberidir. Şimdi normalde burada darib olan Zeyd'dir. Zeyd'in darib olduğunu ifade etmek için daribu hu'dan sonra bir ne getiriyoruz? Huve getiriyoruz. Şimdi bu huve'yi getirmesek kimin darib olduğu anlaşılmaz. Ve burada darip Zeyd'in vasfı iken, Zeyd'in vasfı iken terkip olarak Amr'ın haberi olmuş. Amr'a cari olmuş. Zaten sıfat vasfen cariyen ala gayri men huve lehu bu manadadır. Yani darip normalde Zeyd'in vasfıdır ama ona cari olmamıştır. Ona haber olmamıştır. Neye cari olmuştur? Amr'a cari olmuş. Yani ona haber olmuştur. Ancak hakikatte onun vasfı mıdır? Değil. İşte bu karışıklığı gidermek için ne getiriyoruz? Huve getiriyoruz. Damiri bariz getiriyoruz. Ve Zeydun Hindun daribuha huve. Yine burada da Zeyd'in daribiyetini ifade etmek için daribden sonra huve getiriyoruz. Gerçi burada iltibas yoktur. Buna rağmen damiri bariz getiriyoruz. Yani zaten iki örnek getirdi. Bir tanesinde eğer damir gelmese, o huve gelmese lebs olacak, karışıklık olacak. Ama bu ikinci örnek de lebsin olmama örneğidir. Ve ecaz el kufiyun el istitare, ancak kufiler damirin müstetir olmasını caiz görmüşler. İza eminel lepsu, eğer leps yoksa. Vaktarahul musannifu fil kafiyeti, musannif bu görüşü kafiyede ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Evet, biz ne dedik?
Biz dedik ki ister laps olsun ister olmasın damir bariz olur. Ama kofiler ne diyor? Kofiler diyor ki laps varsa müstetir olur. Evet. Yok. İze eminel lepsu. Lepsten emin isek o zaman müstetir olur. Ama emin değilsek sadece o durumda bariz getiririz. Kofiler böyle bir şey söylemiş. Evet, böylece dersimizin sonuna geldik. Allahu Teala hakkıyla istifade etmeyi nasip eylesin.